Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 8. haftasının 3. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Üçgende merkezleri anlatacağız. Kitabımızda sayfa numarası 85'in sağ tarafı 86, 87 ve 88'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende merkezlerin zaten bazılarını daha öncesinde konu gereği işlemek zorunda kalmıştık. Ama burada da yazmadan geçemedim. Burada da bunları hatırlatacağım ben size. Ama bu kısmı biraz hızlı geçeceğiz. En azından bildiğimiz kısımları. Bunlardan birincisi iç teğet çemberin merkezi. Hem nerede bahsettik bunu? Üçgende açıda bahsettik. Hem üçgende açı ortay konusunda bahsettik. Şimdi de bahsediyoruz yeniden. Neydi? İç teğet çemberin merkezi demek iç açı ortayların kesim noktası demekti. Hatta iki tane iç açı ortayın kesim noktası bizim için yeterliydi. Çünkü iki tane iç açı ortay bir noktada kesiyorsa, üçüncü de buradan geçiyorsa ne oluyor da açı ortay oluyordu. Ama iç açı ortay oluyordu. Yani burada açı ortayların kesim noktası olmasına dikkat edeceğiz. Bu da açı orta olmak zorunda hatta iç açı orta olmak zorunda. Ama I demişse başka harfle de gösterilebilir. İçteye çemberin merkezi demişse bize oradan geçen kesinlikle ama kesinlikle o üçgende iç açı ortaydır. Yani köşelerden gelen açılar açı ortay olmak zorunda. Hemen örneğine bakalım. D demiş işteye çemberin merkezi olduğuna göre EFx nedir diye soruluyor. E ne yapacağız şimdi burada? Hocam D işte çemberin merkezini kullanacağız. Yani senin B köşesinden gelen açı ortaydır. C köşesinden gelen de açı ortaydır. A köşesinden gelen de açı ortaydır. Hocam burası 120 ya 60-60 bir işimize yaradı mı? Heh. Hocam burası nokta nokta. Hocam burası da çizgi çizgi. Açı ortayları kullandım. E şimdi ne yapacağız? Şu paralelleri de kullanmak zorundayım. Z var burada. Z'den dolayı bak burası nokta açısı yaptı. Noktaya nokta ikizkenar çıktı. 6 ise burası da 6 oldu. Sonra Burada da paralellik verilmiş. Burada da bir z var. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. 4 ise burası da 4 yaptı. E x'i bulacağım. Neyi kullanmadık? 120'yi. Hocam bak burada ne var? Burada paraleller arasındaki açı 120 ise yöndeşlikten dolayı burada açı da 120 mi yapar? Evet. Yani karşımıza şöyle bir şey çıktı kardeşim. 120 derece burası. 4 burası. 6 burası. Ve bizden x isteniyor. Soru özel üçgene mi dönüştü? Evet. İstersen bunu veremezsen şöyle de yapabilirsin. Uzatırsın. Hani paralel doğrular uzatıyoruz ya. 120 ise yöndeşlikten burası da 120. 120 ise yöndeşlikten burası da 120 diyebilirsin. Ya da şu tek çizgi paraleli ile çift çizgi paraleli arasındaki kalan açı 120 ise yönde eşitten de direkt 120 diyebiliriz. Neyse. Kosinüsten yaparlar. Saçınızı başınızı yolarım. Oradan yapmıyorsunuz değil mi? Ne yapacağız hocam? Edik, dik çizeceksin. 120'nin nesi özel? 60'ı çizersin buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ı karşısı da 2 köküştür. Ve büyükte artık Pisagor yaparsak eğer x'i buluruz. Hatta büyükte Pisagor yaparken de kısa yoldan yapalım. Hatırlayalım bütün konuları. Hocam 2 çarpanı var her ikisinde de. Bu 2 çarpı kök 3. Bu 8 dediğimde 2 çarpı 4. O zaman x dediğimde 2 çarpı kare küçüğünde 4'ün karesi artı kök 3'ün karesi. Yani 16 artı 3 yapar. Cevap da 2 kök 19 yapar. Hala uzun yoldan yapanlarınız mı var? Bak üçgenler bitmek üzere. Sakın uzun yolu yapma. Geldik dış teğet çemberin merkezine. Dış teğet çemberin merkezinde bir üçgende iki tane dış açı ortayın kesim noktası diyebiliriz. Burası dış teğet çemberin merkezi ya. E, dış teğet çemberin merkezi ya. Daha doğrusu işte iç çemberin merkezinden de geçen dış teğet çemberin merkezinden de geçen bir üçüncü köşeden gelen doğru ne oluyordu arkadaşlar? Bu da açı ortaya olmak zorunda. Yalnız ne demiştik? Ya 3 iç ya açı ortaya bir noktada kesiyor ya da 2 dış bir iç açı ortaya bir noktada kesiyor. Çünkü A köşesinden çıkan açı ortaya bak bu noktadan geçemez. Ya da buradaki dış açı ortay bak bu noktadan geçemez. O yüzden A köşesinden gelen de dış açı ortay olacak. İki dış bir içi de sakın ama sakın unutma. Tamam. Bu da dış teğet çemberin merkezi ya. Sonuçta bir merkez. E açı ortaylarının kesim noktasından geçen açı ortay olacak. Ya iç, iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da iki dış bir iç. Unutma hatta buraya not olarak yaz. İki dış bir iç diye tamam. Daha önce de söylemiştik ama olsun. Geldik örnek 2'ye. Ne diyor? Paralellik verilmiş. Önce paralelliği mi kullanalım? Evet paralellik kullanacağız arkadaşlar. Bir kere burada ne var? 12'ye 6 paralelliği kullanalım. Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Hocam burada da o zaman 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2K ise burası ne olacak? K olacak. E sonra hatta burada hocam şöyle 2 bölü 3 oran var. Ya da 2 bölü 3'ü şöyle daha net bir şekilde görebilirsin. Hocam 2 bölü 3 oran eşittir 10 bölü DE'den. Değil mi? 10 bölü DE'den. Buradan 5 katı 5 katı DE'yi de kaç buluruz? 15 buluruz. Evet DE uzunluğu da 15 bulduk. E şimdi her verilen bilgiyi bir soruda kullanmak zorundayız. Neyi kullanmadık biz burada? 15'i K'yı kullanmadık değil mi? Evet K da dış D'ye çevrenin merkeziymiş. Ama nerede? ABC üçgende. Dikkat. ABC üçgenini belirle. Ve bu üçgende K dış çemberin merkeziymiş. Ben bunu kullanacağım şimdi. Nasıl kullanırız? Hocam buradan gelen dış açı ortay. Hocam buradan gelen dış açı ortay. Hemen açı ortayları gösterelim. Hatta bunlar yetmezse bir de neyi de göstereceğiz? A köşesinden de gelen açı ortay olur diyeceğiz. Belki bunlar yeterli olur. Şimdi soruda bir de şu paralelliği yeniden kullanalım. Hocam hem paralelken hem artık açı ortay olduğunda Z olduğunu farkındasınız artık siz. Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Hocam noktaya nokta. E, K ise K oldu. Hocam çizgiye çizgiye 6 ise 6 oldu. A bak tamamı bunun kaç yaptı? 15. 6 ile neyi toplarsan 15 yapar? 9'u. Cevap 9 mu? Hayır. Bizden x isteniyor. x dediğimiz nedir? 2k'ya eşittir. Çünkü bak burada 2k'ya eşit demiştik. 2k'da kaç yapar? 18 yapar. Yani örnek 2 18 oldu. Geldik ağırlık merkezine. Ağırlık merkezinde kenar ortay konusunda öğrenmiştik. O da neydi? Ke kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi diyorduk ve burada 1'e 2 oran vardı bir de değil mi? Evet B2B C2C şeklinde oluyordu. Peki bir de biz ne demiştik ağırlık merkezinde? İlla ağırlık merkezi hala hazırda bize verilmek zorunda değildi. Biz kendimiz bulacaktık. En az iki şart sağlanıyorsa. Mesela iki kenar ortayın kesim noktası hocam kenar ortay kenar ortaysa burası kesinlikle ağırlık merkezidir ya da iki tane 1'e 2 oranında doğru kesmişse A2A B2B yalnız burada dikkat et kenara olan bir birimken köşeye olan 2 birim olacak ona dikkat et. Burası A burası 2A olmuş olsaydı burada ağırlık merkezi diyemezdik. Ya da her ikisi de sağlanacak hem kenar ortay hem 1'e 2 oran. Yani şu şekilde kenar ortaylık ve 1'e 2 oranlık da sağlandığı zaman yine G ağırlık merkezidir deriz. Ağırlık merkezinden geçen de ne olacak? Kenar ortay olacak. Tamam bunu unutmuyoruz. Evet gelelim. Bununla ilgili soruları çok soru çözdük. Bir de burada bir tane soru. ilginç bir soru yazmak istedim burada. Şimdi A işleyen pardon I işleyen çemberin merkezi denmiş. G de ağırlık merkezi denmiş. Hmm. Hem G'yi hem de I'yi kullanacağım ben burada. Tamam I'yi nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Ama ilk önce G'yi bir kullanalım arkadaşlar değil mi? G'yi nasıl kullanacağız? Ya A'dan çizeceğiz ya B'den çizeceğiz. B'den çizince biraz karışık olduğu belli. Ya da C'den çizeceğiz değil mi arkadaşım? E C'den de çizince biraz karışık olacağı belli. Çünkü bu B'den I'ya geldiğin zaman kesim olmuyor, bir şey olmuyor, özel bir durum olmuyor. İşte o yüzden sanki A'dan G, A'dan çizilen G daha mantıklı olacak. A'dan çizilen G'yi çizdikten sonra sen, hocam G ne demek? Hem burada 1'e 2 oran var demek, hem de bu kenar ortay olması demek anlamına gelmiyor mu? Yani burası da, şurası da birbirine eşit olacak. E tamamı 7 ise, e hocam burası 3,5, 3,5 mi yapacak? Evet, Şimdi I'yı kullanalım. I'yı nasıl kullanacağız? I dediğimiz işte çemberin merkeziydi. Köşeden gelen. işte A'dan gelen, B'den gelen ve C'den gelen. Sanki B mantıksız oluyor. Sanki C'de mantıksız oluyor. Sanki A daha mantıklı değil mi? E tamam daha mantıklı doğru. E bu açı orta olması lazım şöyle. Şu şekilde gösteriyorum. A buraya kadar açı orta olması bir işime yaradı mı yaramadı. Devamını getirsem şöyle. A büyük üçgende iç açı ortaya çıktı. Koldaki oran 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Soldan sağa 3 bölü 4. Hocam burası da o zaman soldan sağa 3 bölü 4. Yani 3K ise şurası da 4K mı olacak? Evet. E toplam 7K 7'ye eşit. 7K 7'ye eşitse K'yı buradan 1 buluruz. K1 ise burası 3 oldu. Burası da 4 oldu. E hocam bunun tamamı 3.5'tu. O zaman buraya kaç kaldı? 0,5 kaldı. E hocam buradaki 2'ye 1 oranını nasıl kullanacağız? Bir de soru hala bu haliyle çıktı mı çıkmadı. E o zaman I'yı bir daha kullanayım ben. Soru bak I verildiği zaman. Açı ortay olarak geldin ya soru hala çıkmadıysa açı ortay yine kullanmaya devam et. C'den çizilen B2 mantıksız olacak. Evet çünkü karıştırıyor. Bir de B'den çizsek şöyle bakalım ne oluyor. B'den çizdiğimiz zaman da hocam I'dan geçen bu da açı ortay olacak. Aa, şu üçgende de bir iç açı ortay çıktı. Onu da şöyle göstereyim. Bak şuradaki üçgende. E buradaki üçgende yukarıdan aşağıya 6 bölü 3 oran var. Yani 6 bölü 3 oran nedir? 2 bölü 1'dir. Yani burası 2 anken burası nedir? A hocam yukarıdan aşağıya. Bak dikkat et şuraya. 2N'e N oran var. Burada da 2A'ya A oran var. Bak 2'ye 1. 2'ye 1 oran olduğundan ne sağlandı burada? Hocam şunlar kesinlikle ama kesinlikle birbirine paraleldir. Bizden de zaten IG'ye isteniyor. Gerçekten güzel bir soruyormuş. E o zaman temel orantıyı uygulayalım. 2 bölü 3 eşittir. X bölü 0,5 değil midir? Evet. İşler işler yapalım. 3x eşittir. 2 ile 0,5'i çarpma. Yani 2 çarpı 1 bölü 2. 1 mi yapıyor? Aynen öyle. X de böylelikle kaç çıkıyor? 1 bölü 3 çıkıyor gençler. Evet örnek 3'ü de 1 bölü 3 bulduk. Gerçekten güzel bir soru. Yani zor mu? Zor. Çünkü birden fazla ek çizimin yapıldığı sorular gerçekten zor oluyor. Ama burada G'yi kullanmak için o ağırlık merkezinden geçen doğruyu. I'yı kullanmak için ağırlık merkezinden I'dan geçen doğruyu çizmek zorundaydım. Hatta I'lı sorularda sorunun çözümüne tam ulaşamıyorsak diğer köşelerden de çizmeyi ihmal etmiyoruz lütfen. Evet örnek 3'ü bu şekilde bulduk. Geldik diklik merkezine. Şimdi diklik merkezi dediğimiz nedir dostlar biliyor musunuz? Adı üstünde diklik merkezi. Diklerin kesiştiği yer. Yani yükseklerin kesiştiği yerdir arkadaşım. Şimdi bir dar açılı üçgende bahsediyorum. Dar açılı üçgende şu yüksekliği çizdim, bu yüksekliği çizdim ve bu yüksekliği çizdim. İşte bunların üçü de bir noktada kesişiyor. O K noktası diye göstermişim burada. Farklı harflerle de gösterilebilir. İşte burası diklik merkezi oluyor. O zaman hocam diklik merkezi 3 tane dikmenin kestiği yer mi desek doğru olur? Ya da Sadece iki dikmenin kestiği yer desek doğru olur mu? Olur. Bak dikkat et şurada ben iki tane dik çizdiğim zaman zaten kesim noktasını buluyorum değil mi burada? Evet e, o zaman bir üçüncü çizgide bak ihmal etme bir üçüncü çizgide buradan geçiyorsa diklik merkezinden geçiyor. Diklik merkezinden geçen de ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda yani yükseklik olmak zorunda. Bazen böyle diklik merkeziyle de ilgili sorular soruyorlar ki ÖSYM'de. Zor senenin olduğu bir senede arkadaşlar. Bununla ilgili çok güzel bir soru geldi. Hatta analitik geometrinin içerisinde geldi. Lütfen buna dikkat edin. Bazen şu yükseklilerle ilgili işlem yapamadığınız zaman bir üçüncüyü de hani diklik merkezi oluyor ya ikisinin kestiği yer. Belki bir üçüncüyü de çizebilirsiniz. Genelde bir üçüncü nasıl çiziliyor biliyor musunuz? Bir üçüncüyü böyle direkt çizmiyorsunuz da üçüncü doğru da tam buraya gelmiş oluyor mesela. E sen buraya kadar gelmişken a diklik merkezine gelmiş. Devamını getirsin buranın da dik olduğunu söyleyebilirsin. Tamam. Yoksa normalde burası dik burası dikken. Buradan da ben çizeyim falan olayı genelde olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki hocam bu dar açılı üçgende. Üçgen içindedir. Yani diklik merkezi 3 farklı durumda karşımıza geliyor arkadaşlar. 1. Dar açılı üçgende. 2. Geniş açılı üçgende. 3. Üç, dik açılı üçgende. Dar açılı üçgende üçgenin içindedir. Çünkü sen bir yükseklik çizdin ya. Ya daha doğrusu şuradaki açı dar açı ya. Sen çizdiğin zaman dik, şöyle bir dik üçgen olacak. Burası da dar olacak. E buradan da çizdiğin dik böyle olacak. Bak burası da dar. Çünkü bir dik üçgenin diğer iki açısı kesinlikle ama kesinlikle de dar değil midir arkadaşlar? Evet. E buradan da şöyle baktığın zaman burası da dar olacak. Yani dik üçgenlere baktığın zaman bütün açılar dar oluyor. Buradaki dik üçgenden burası dar oluyor. Buradaki dik üçgenden burası dar oluyor. Buradaki dik üçgenden de burası dar oluyor. Tamam? Dar açılı üçgende neredeymiş? Üçgenin içindeymiş. Ama geniş açılı üçgende nerede? Bak şimdi burada çizmişim. Bir de ben üstünden geçeyim. Üçgenimiz aslında bu. Bu üçgende şimdi. Dikkat et. Hatta sarıyla çizeyim içini. Dikkat et. Maviyle de çizilmiş de ben ekstradan bunu göstereyim sana. Bu üçgende sen A köşesinden bir yükseklik çizsen. Bu yükseklik buraya doğru mu düşer? Hayır. Nereye düşer? Hocam dışarıya düşer. Çünkü geniş açılı ya burası. Buraya düştüğünü farz etsen zaten ne oluyor? Arkadaş burası geniş açı. Sen buraya da bir 90 derece dersen eğer. 90 ile geniş açının toplamı zaten 180'i aşıyor. O yüzden buradan çizlendik buraya gelmiyor, bunun uzantısına geliyor. Normalde şunu yaparsın. Bak, şunun uzantısına getirirsin böyle. Tamam mı? Hatta ben şurada ekstradan göstereyim ben sana. Tam hiçbir şekilde çizilmemiş halini göstereyim. Üçgenin böyleyken bu böyle gelecek. Tamam mı? E hocam, buradan çizilendik nasıl gelecek? Buradan çizilendik de şöyle gelecek. Şunu şöyle maviyle göstereyim. Şunu maviyle çizdim şöyle. Ondan sonra öbür taraftan çizlendik. Buradan çizlendik de bunun uzantısına gelecek. Bunun uzantısı da hop şurası yapıyor. Aa hocam bu da yükseklik, bu da yükseklik, bu da yükseklik. Kesişmedi gibi duruyor ama bunların devamı işte bunların devamı tam olarak şuralarda bir yerde kesişiyor arkadaşlar. İşte tam olarak burası da ne oluyor? Diklik merkezi oluyor. Genelde geniş açılı üçgenlerde diklik merkezinde sıkıntılar yaşıyoruz. Ama yaşamayacaksın. Bunu da biraz sonra soru içerisinde de göstereceğiz. Tek yapman gereken dikmeleri çizdikten sonra uzantılarının nerede kestiğine bakman burası önemli. Tamam mı? Geldikçe dik üçgende. Dik üçgende dik merkezi 90 derecenin olduğu köşedir kardeşim. Niye? Arkadaş sen A köşesinden bir yükseklik çizsen. Hocam yükseklik burası. Eyvallah. Peki B köşesinden bir yükseklik çizsen şimdi. B köşesinden çizilen yükseklik hop yani şu kenar çizilen tam buraya gelmiyor mu? Burası 90 olduğundan. C köşesinden çizilen yükseklik tam. Hop buraya mı? Hayır. Tam dik olduğu yer burası değil mi de buraya geliyor. Bak yükseklikler nerede kesildi? Tam daha köşesinde kesildi. İşte dik üçgende de neredeymiş? 90 derecenin olduğu köşede kesişiyormuş arkadaşlar. Burası da yükseklik. O zaman tekrarlayalım. Dar açılı üçgende üçgen içinde, geniş açılı üçgende üçgenin dışında, dik açılı üçgende de 90 derecenin olduğu köşede ne oluyormuş? Dikdik merkezi oluyormuş dostlar. Hemen soruya bakalım. Örnek 4'teyiz İşte bu soru analitik geometrinin içerisine konuldu ve çok zor bir soruydu arkadaşlar. Hatta bu soru kitapta vardı. İşte e, kitapta olduktan sonra yani soru tutturmuş oluyoruz yani kısacası. O zaman şöyle yapalım mı? Hop ellerinden öpsün mü bu soru? Bakalım geçmişini hatırlayacak mısın? Önemli olan bu. Geçmiş değil mi? Biz bu kadar ne yaptık? Neler anlattık? Nasıl anlattık? Bunları yapabilecek misin? Bakalım merak ediyorum. Ama sakın şu heves içerisinde olma. Ya bir şey yapamayınca ben bir şey çizeyim, oradan çizeyim, buradan çizeyim. Bir şeylerin çizilmesinin ne zaman olacağını, nasıl olacağını ben zaten sana daha öncesinde söyledim. Bir şey çizme hevesinde olma. Tamam bir şey yapamıyorsan bir şeyler çizeceksin ama yani burada sanki çizecek bir şey yok. Neyse ben çözüme başlıyorum. Gençler ne demiş burada? Burada F noktası ABC üçgenin diklik merkezi. O zaman A'dan gelen F'den geçiyorsa burası yüksekliktir. B'den gelen D'den geçiyorsa burası da yüksekliktir. E hocam diklik merkezi ise o zaman ben şuradan C'den de şunu mu çizeyim? Yok. Genelde bu çizilmiyor dostlar. Ne dedim? Ha şuraya kadar gelmişse eğer bu eyvallah devamını getirirsin. Ama böyleyken de bu çizim yapılmıyor. Şimdi şu verilen bilgilerden çözüm yapmaya çalışacağım ben. Hocam Pisagor bağıntısı. 3, 6 iken 3 kök 5. Yok bir şey gelmiyor elime. 5 var bilmem ne. Kullanamıyorum maalesef. Ne yapacağım? O zaman bir sakinleş. Kendine bir soruyu sor. Ya ben bu geometride sıkıştığım zaman hangi konuya el atıyorum? Özel durumlar olmadığı zaman. Bak bu soruyu kendine sorduğun zaman zaten direkt cevaba ulaşıyorsun genelde. Çünkü sordun mu soruyu sen şimdi kendine? Sordun. Hocam ya dik üçgenden çıkıyor ya da bütün konuların neredeyse çoğu, çoğu konunun ispatı nereden geliyordu arkadaşlar? Benzerlikten geliyor. E dik üçgenden çıkmıyor. O zaman benzerlik. E 90'lara bata uçuşuyor. Dal alfa betaya. Dalalım alfa betaya. Alfa 90 beta. Beta ters açıdan beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Hocam karşıma bir sürü üçgen çıktı. Ama karşıma bir sürü üçgen çıkması önemli değildi. Hatta VIP fizik bile çözmüştü. Hatırlarsan. E ne yapacağız hocam burada? Bak gösterelim bütün üçgenleri. Bir bu. iki bu. Üç büyüğü. Dört. Buradaki büyüğü. Dört tane üçgen var hocam. Dördünde de benzerlik mi uygulayacağım. Hayır. Üçgen seçimi çok önemliydi. Bak parmağımı şöyle yaptım. Neydi bu? İki kenara belli olan üçgen seçimi yapacaksın. E hocam bak iki kenar deyince hemen şunu seçeceğini fark ettin değil mi? Başka iki kenara belli olan. Hocam iki kenara belli olan bir de şu x'li üçgeni mi alsam? Hayır sadece x var burada. X'e ait iki kenar olması lazımdı. Başka? Hop x'e ait bir de şu üçgen var kardeşim. E ee, sarı üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Artık kısa yoldan yapıyorum. Hiç alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı 5 falan demiyorum. Öğrendiysen işi. Bak alfadan beta'ya geçiş. Ana güzel bir kat var. Bunu da hatırladın değil mi? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ise o zaman mavi üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası 5 iken burası 10 olur. Dolayısıyla x'e de kaç olur? 7'si burada 3'ü buradaysa buraya da 7 kalır. Yani x'i böylelikle 7 bulduk gençler. İşte bu soru analitik geometride sorulmuştu. Çizdirtmişlerdi. Hatta işin içerisine yanılmıyorsam alan bile katmışlardı. Yani şuradaki yüksekliği bulduk durup taban da belliydi. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan. Yani bu konunun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 5 tane kazanın birden vardı arkadaşlar. Düşünün. O senenin de en zor sorularından da biriydi. Ama yapılamayacak bir soru da değil aslında. Evet örnek 4'ü böylelikle 7 bulduk. Ve geldik örnek 5'e. Ne diyor bakalım örnek 5? ABC bir üçgen. D eleman BC. Tamam. A ABC'nin diklik merkezi. Bak ABC diklik merkezi yani senin şu büyük üçgenin diklik merkezi neredeymiş? A'daymış. E ne dedik biraz önce? Diklik merkezi bir üçgende üçgenin üzerindeyse o dik üçgen değil miydi? Evet hocam. E, hatta dik olduğu köşedeki diklik merkezi orada değil miydi? Yani dik üçgenin dik olduğu köşedeydi. Yani burası 90 derece kesin. Sonra gelelim. D de ADC'nin ağırlık merkeziymiş. Hocam D şu ADC üçgeninin ağırlık merkezi dedim. Pardon çok sıra bakmayın. E, diklik merkezi demiş. Hocam D de o zaman bunun diklik merkezi ise sarı üçgenin o zaman burası da bu köşede 90 derece olmak zorunda değil mi? Evet. Soru bitti. 6 verilmiş, 5 verilmiş. A dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit bağıntısı var. E, 6'ya ait öklit bağıntısı uygulayalım. Sol tarafta sola dayalı. 6'nın karesi x çarpı x artı 5 olmaz mı? Olur. 6'nın karesi x çarpı x artı 5 olur. E hocam çarpanları ayırırken de hissediyoruz zaten. 36'nın eleneli çarpımı işte 3 ile 12'nin olmuyor. 4 ile 9'un x yerine 4 yazarsam 4 çarpı 9 oluyor mu? Oluyor. Yani böylelikle x'i kaç bulduk? 4 bulduk. Evet örnek 5, 4 çıktı ve geldik örnek 6'ya. A noktası BFC üçgenin diklik merkezi olduğuna göre bak A noktası BFC üçgeni belirlemen de burada çok önemli kardeşim. Hangi üçgende diklik merkezi? O önemli. A hocam bu üçgenin dışında o zaman bak bu nasıl bir üçgen? Geniş açılı bir üçgen. Neresi geniş? İşte tam olarak burası. Şimdi bunu yorumlayacağız. A noktası BFC üçgenin diklik merkezi demiş ya. O zaman F'den çizilen yükseklik A'dan geçmek zorunda ki F'den bir yükseklik çizilmemiş. C'den çizilen bir yükseklik. Bak C'den bir yükseklik çizsem nereden geçecek? Bak C'den çizilen yükseklik buraya içeri gelmiyor değil mi? İşte bu kenarın uzantısına gelecek değil mi? Hangi kenarın uzantısı? Şu kenarın uzantısına gelecek. İşte bu kenarın uzantısına çizilen yükseklik A'dan geçiyormuş. A bu ne demek? Hocam buradan ve A'dan geçen doğru bunun uzantısını dik kesiyor demek. Yani burası 90 derece oluyor anlamına geliyor. Aynı mantık şurada da mı var? E B'den çizilen de içeri gelmeyecek. Nereye gelecek? İşte hocam CF'nin uzantısına gelecek. CF'nin uzantısına dik olacak. İşte B'den çizilen de CF'nin uzantısına dik olacak ve A'dan geçecek. Hop şöyle çizecek olursam CF'nin uzantısına A da böyle dik olacak mı? Olacak. E tamam 90'ları bulduk. Soru bitti. Ne yapacaksın artık eski konular. Hocam ne yapıyoruz burada? Bakıyoruz soruya. Eyvah çıkmıyor. Özel durumlar yok. Açı ortay, kenar ortay. Ve geometre sıkıştığımız zaman hangi soru soruyoruz? Sorururur. Hangi soruları soruyoruz kendimize? Anladın sen onu. Hocam ben ya bu soruyu dik üçgenden çözerim. Pisagor bağıntısı var mı? Yok. Hocam burada var ama şurayı bulman ne fayda? E, o zaman ne yapacağız? Gereksiz pisavorları da yapmıyorduk. Benzerlik. Benzerlik dedin ya hemen aklım başına geldi. La soruya baktım ana ne var orada? 90'lar var. E o zaman dal alfabetaya. Dalıyorum alfabetaya. Alfa 90 beta. Ters açıdan beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Yine 4 tane üçgen var karşımızda. Ve bundan sonrasında ne yapacağız? Benzerlik. Üçgen seçeceğiz. Hocam bu üçgeni mi seçeceğim? Hayır kardeşim iki kenarı yok. E hangi üçgeni seçeceğiz? Bak bak bak. Kırmızıyla göstereyim. Hocam şu üçgeni seçebilirim. Kırmızı üçgen. Bir, i̇ki kenarı var. 2 ve 10. Başka hangi üçgeni seçebilirim? X'li. X'li bir üçgen seçeceğim. X'li bir üçgeni de seçerken de ne var burada hocam? X'e ait şu üçgeni seçemem. Ama X'e ait şu büyük üçgeni seçebilirim arkadaşlar. Bitti. Hadi başlayalım. Kırmızıdan başlıyorum. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 4. Benzerlikle anlattım ben bunu kardeşim. Hızlı bir şekilde geçiyorum. 2 iken 4 olmuş. Aaa 1'e 2 oran var. O zaman kırmızıdan başlamıştık. 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı 20 yapar. 1'e 2 orandan dolayı. Ve x de kaç buluruz? 18 buluruz. Ve böylelikle cevap 18 çıktı kardeşim. Evet örnek 6 18 oldu. Ve geldik çevrel çemberin merkezine. Bunu ilk defa duyuyorsunuz. Ve bundan dolayı da bundan sonraki sorularda da böyle işlemler geldiği zaman ya da sınavda sorusu geldiği zaman ne yapacaksınız? Sıkıntı yaşayacaksınız büyük ihtimalle. Ama mantığı öğrenmezsen sıkıntı yaşayacaksın. Ezbere gidersen sıkıntı yaşayacaksın. Şimdi sana burada bazı şeyleri ispatlarken ispatlama yöntemi ve tekniğine dikkat et. Ve soru çözerkenki ki tekniğime dikkat et. Biraz çemberi kullanacağız ama 8. sınıftan hatırlarsın. Çemberin de çok basit bir kısmını kullanacağız. Tanımını kullanacağız. O yüzden hadi bakalım çevre çemberin merkezi neymiş? Çevre çemberin merkezi dediğimiz şey aslında nedir? Adı üstünde. Çevreleyeceksin kardeşim böyle. Böyle bir çember çizdiğin zaman... Çemberin merkezi işte tam olarak burası oluyor. E ee, sen çemberin tanımını da hatırlarsın büyük ihtimalle. Neydi? Çemberin merkezinden ya da sabit bir noktaya eşit işte uzaktaki noktalar kümesiydi. Ya da çemberin merkezi burasıysa, merkezden çizilen yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap eşit değil mi? Evet. İşte soruları çözerken ben hep bu teknikle çözeceğim. Çevre çemberin merkezi dediği zaman etrafına bir çember çizeceğim. Merkezden de köşelerine böyle yarıçaplar çizeceğim ve yarıçapların da eşit olduğunu göstereceğim. E, ee, burada. Öne, en önemli kısım zaten burası. Buna dikkat et. Bir de çevrel çemberin merkezi de 3 farklı durumda oluyor arkadaşlar. Bak daha öncekileri sayalım istersen. İç i̇şte çemberin merkezi nerede? Kesinlikle üçgenin içinde. Dış çemberin merkezi nerede? Kesinlikle üçgenin dışında. Ondan sonra ağırlık merkezinden bahsettik. Ağırlık merkezi nerede? Kesinlikle üçgenin içinde. Ondan sonra başka neden bahsettik? Yüksekliklerin kesim noktasından. O da 3 durumluydu. Ya içinde ya üzerinde ya da dışındaydı. Şimdi burada çevre çemberin merkezi içinde aynı şeyi söylüyoruz. Ya üçgenin içinde ya üzerinde ya da üçgen dışında. Peki üçgenin içinde ne zaman oluyor arkadaş? Şimdi burada çapı gören çevre açı 90 derece hikayesini duymuşsundur. Biliyorsundur 8'den hatırlamaya çalış. E burada mesela bu üçgenin içinde ya bu. Acaba burası dar açı mı onu ispatlamaya çalışacağım. Şimdi sen bunun devamını getirsen şu bizim çapımız olmaz mı? Evet çapımız olur. E o zaman şöyle çapı gören çevre açı 90 derece oluşturabilir miyiz? Evet. Bak buradaki açı 90 dereceden küçük olduğu. Yani bu ne demek? Dar açı demek. Diğerler için de aynı hamleyi yaparsın. Bunu uzatırsın. Bak şunu uzatırsın. Siyah kalemle uzatayım. Bunu uzatırsın. E çapı gören çevre açı 90 derece hocam. Burası 90 ya bak burası dar açı olmuş olur diye yorumunu yaparsın dostum. Tamam. Anlaşıldı mı? Büyük ihtimal anlaşılmıştır. Şimdi şuna gelelim. Dik açılı üçgende de neredeymiş? Hipotenüs üzerindeymiş. Niye? Çevre çemberini çizelim. Bak mantığını anlamaya çalış. Çevrel çemberini çizdikten sonra, e hocam burası 90 dereceye, çapı gören çevre açı 90 dereceydi. o yüzden hipotenüs üzerinde olacak. Şu çapımızsa, çapın tam ortasında merkezdir. Ta, çapın tam ortasında oluyor, oradaki merkez hatta 90'dan çıkan kenar ortay eşit, eşit muhteşem şu sağlanıyor. Ya da hocam bu merkez ya, bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap mantığından gidebilirsin. Geniş açılı üçgenden olacak hemen çevrel çemberini şöyle bir çizsek. Yine aynı ispatı yapalım. Bak şimdi. Mesela şunu uzatsak böyle. Hocam bu çap. E çapı gören çevre açı 90 dereceydi. E burası 90 derece. Bak şuradaki açı gerçekten 90'dan büyük oldu. Ha, demek ki geniş açılı üçgende gerçekten de üçgenin neresinde oluyormuş? Dışında oluyormuş. Bu mantığı anladın mı? Şimdi soruları da bu mantığa göre çözeceğim. O yüzden soruları da lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Ezbere yapma. Yani şu şekilde söylemedim bile tanım sana. Bir üçgenin çevre açı merkezinin Üçgenin köşelerine olan uzaklığı birbirine eşittir. Mantığını ister bu şekilde öğren. Ama bana göre ezbere kaçıyor bu. İstersen çevre çemberi çiz. Ezbersiz bir şekilde yarıçapların eşitliğinden dolayı yola çık. Ben buradan yapıyorum. Şimdi sorularda da göreceksin. Bak şimdi. O demiş çevre çemberin merkezi. Burası 32 verilmiş. Sen şimdi çevre çemberin merkezini duydun ya. Tanıma aklına gelirse. Hocam köşelere çizdiğim zaman. Aha da bunlar birbirine eşit deyip. Yarı, ça yarı çapta demeyelim sen şimdi ezbere yapıyorsun. Köşeler olan uzatları birbirine eşit. E ondan sonrasında çözümü yaparsın. Ama benim aklıma gelmez böyle bir şey. Ne yapıyorum? Çevrel çemberin merkezi dediğin zaman hemen çemberi çiziyorum. Hocam çemberimiz burasıysa çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmektir. E o zaman hocam yarı çap çizelim. Hop bak bu yarı çap. A bu da yarı çap. A bu da yarı çap. E o zaman ne oldu? Bunlar birbirine eşit oldu. Tanım bak ispatlamış olduk. E x kenarlıktan dolayı 32 ise burası da 32'dir. Sonra ikiz kenarlıktan A ise A, ikiz kenarlıktan B ise B diyebilirim. Benden B A C açısı isteniyor. Burada kaç A? Hani A artı B isteniyor. E hocam bakalım şimdi. Ne var? 2 tane A, 2 tane B ve 2 tane 32. 2 A artı 2 B artı 2 tane 32. 64 eşittir. 180'den 2 A artı 2 B kaç yapar? 116 yapar. A artı B de kaç yapar? 58 yapar. Zaten benden de A artı B açısı isteniyor. B ağacı Yani cevap 58 yaptı dostlar. Anlaşılmıştır umarım. Geldik örnek 8'e. ABC üçgeninde o çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi üçgenin üzerindeyse bu bir dik üçgendir. Hatta hipotenüs üzerindedir diye ezber yapabilirsin. Ama ben ezber yapmayacağım. Ne yapıyorum? Çevrel çemberini çiziyorum. Bak şimdi bak 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 bak. Çevrel çemberini çizdim. Hocam çevrel çemberi buradaysa, merkez buradaysa. Aa hocam şuradaki üçgende merkezimiz buradaysa. E bu çap çünkü bu da yarı çap bu da yarı çap. Doğrusal çap oldu. Çapı gören çevre açı 90 derece deyip hemen 90'ı yapıştırırız buraya. Sonra çevre çemberin merkezini nasıl kullanıyorduk? Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. E bu da yarı çap değil mi? E hocam şunların doğrusal olduğunu nereden biliyoruz? G ağırlık merkezi demiş ya. Buradan çizilen kenar ortay tam ağırlık merkezinden geçmek zorunda. E zaten bu da eşit mi oluyor? Evet. E şimdi ne yapacağız? Ağırlık merkezini kullanmak zorundayız. Hocam kenar ortay kullandık işte. Bir de 1'e 2 oran var. E, A ise 2A. E muhteşem şundan dolayı eşit oldu. Ya da bu da yarı çaptan dolayı eşit olduğunu söylemiştik zaten. 3A ise burası da 3A. Burası da 3A. Ve benden G O uzunluğu bölü AC uzunluğu isteniyor. Yani cevap 1 bölü 6 çıkar. Örnek 8 1 bölü 6 oldu. Geldik örnek 9'a. Ne demiş? Yine çevrel çemberin merkezi demiş. Sen ister ezberi yap. Hocam bu köşeye gelen de çift çizgi. Bu köşeye gelen de çift çizgi. Bu köşeye gelen de çift çizgi. Yapabilirsin. Ya da biz ne yapıyoruz? Hemen çevrel çemberini çiziyoruz. Ama hangi üçgende? ABC üçgende. Hop çizdik. Hocam merkez burası. Çemberdeki en etkili silahımız nedir? Bak seni şimdiden çembere de hazırlıyorum. Yarı çap. Al sana yarı çap. E al sana yarı çap. E hocam bu da yarı çap. Yarı çap uzunlukları birbirine eşit. 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 Hatta bunun tamamı da eşit olacak. Şimdi AC'ye 32 vermiş. Hocam AC 32 boşu boşuna verilmez. Bak ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik oldu burada. E, i̇kiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böleceği için. 32'yi iki eş parçaya böl bakalım. Hocam burası da 16 burası da 16 yapar. Başka OB'yi 20 vermiş. Bak çift çizgi dediğimiz 20 ise burası 20 ise burası da 20 burası da 20'dir. E hocam burada ne çıktı? Bir dik üçgen. Pisagor bağıntısı. Yap Pisagor bağıntısını. E hocam 16-20 ben artık Pisagor yapmıyorum. Artık sen de biliyorsun. 12, 16, 23 geni 3, 4, 5'in 4 katı ezbere biliyorsun. O yüzden hemen 12'yi yazdım. Örnek 9, 12 çıktı. Geldik kenar orta dikme merkezine. Adı üstünde kardeşim bir üçgenin kenar ortalarına ait dikmelerin kesim noktasına biz ne diyoruz? Kenar orta dikme merkezi diyoruz. Bak şimdi. Buradan bir ortadan dik çizdin. Buradan da bir ortadan dik çizdin. Buradan da bir ortadan dik çizdin. İşte bu ortadan çizilen dikmeler bir noktada kesişiyor. Bu noktaya da biz ne diyormuşuz? Kenar orta dikme merkezi diyoruz. Hocam, kenar orta dikme merkezi de sadece üçgen içinde mi keser? Hayır, üçgenin üzerinde de olabiliyor, dışında da olabiliyor. Yalnız ezberlemene gerek yok. Şimdi çünkü sana güzel bir ispat yapacağım burada. Evet, bu kenar orta dikme merkezi aslında nedir biliyor musun? Şimdi kendin öğreneceksin, kendin göreceksin. Hocam burada dik tabanı keş parçaya böldü. Aklımıza geldi İkiz kenar. Hop, aklımıza gelen başımıza gelsin. Tamam, hocam, şunlar birbirine eşit. Hocam burada da dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. 60 x kenar geldi. Hop bunu da çizdim. Hocam burası eşit. E ne fark ettin? Aa hocam bir noktanın içindeki üçgenin içindeki bir noktanın köşelere olan uzakları birbirine eşit. Nerede eşit? Çevrel çemberin merkezinde eşitliği miydi arkadaşlar? E o zaman kenar orta dikme merkezi aynı zamanda diğer adı neymiş arkadaşlar? Çevrel çemberin merkeziymiş. Yani sen bunu biraz önce zaten bunu öğrendin ama buna has sorularda tabii kendiliğinden de geliyor arkadaşlar. Zaten bir soru kökünün içerisinde mesela şöyle bir soru gelecek. Aşağıdakilerden hangisidir? İşte bir soru sorulur. İşte bu merkez aşağıdakilerden hangisidir diye sorulur. Sorunun içerisinde bir çevrel çemberin merkezi, bir de kenar orta dikme merkezi varsa çat çat ele. Gitti. Çünkü ikisi de aynı. Çevrel çemberin merkezi olan aynı zamanda kenar orta dikme merkezidir de o yüzden. Tamam mı? Buna da dikkat et. Evet, gerçekten de kenar orta dikme merkezi çevrel çemberin merkezi yaptı dostlar. O zaman ben 3 tane durum var diyebilirim. Dar açılı üçgende üçgen içinde, geniş geniş açılı üçgende üçgenin dışında, dik açılı üçgende de hipotenüs üzerinde değil midir arkadaşlar? Çevrel çemberin merkezi olduğu için. Evet. Tamam bunu da öğrendik ama kenar orta dikme merkezinin kenara bir kenarı ortadan dik çizen ve diğer kenarı ortadan dik çizen ve diğer kenarı da ortadan dik çizen doğruların kestiği yer olarak bil, tanım olarak bil ama aynı zamanda çevre alçemberin merkezi olarak da biliyoruz. Evet, mesela bu örnek 10. Çok güzel bir soru. Ama bu soru belki analitik yapıldıktan sonra analitik bilgisi bilindikten sonra yapılsaydı daha hoş olurdu. Ama ben ne olur ne olmaz diye yazdım arkadaşlar burada. Mesela burada diyor ki: Şekilde birim kareli kağıda çizilen üçgenin kenar orta dikme merkezi hangi karenin içindedir? Bak içinde bir de köşesinde değil. Ya sen şimdi öyle bir nokta çizeceksin ki hocam kenar orta dikme merkezi demek çevrel çemberin merkezi demekti. Çevrel çemberin merkezi demek de ne demekti arkadaşlar? Üç köşeye olan uzatları birbirine eşit. Mesela A'daysa A'daki şu üç köşeye olan uzatları birbirine eşit mi diye inceleyeceksin. Ama tam köşede değil ki incelemesini nasıl yapacaksın? Tam köşede olsa tamam Pisagor bağıntılarından şuradaki uzunlukları bulursun. Mesela şuradaki Pisagor bağıntısından burayı bulursun. Değil mi? Sonra buradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulursun. Ona göre yorum yapabilirsin. Ama burada maalesef tam köşede değil. Üçgen içinde olduğunu söyleniyor bana. E o zaman ne yapacağım? Kenar orta dikme merkezinden, merkezi mantığından sorunun çözümüne ulaşıyor muyum, ulaşamıyor muyum? Ona bakacağım. Tamam mı? E burada çünkü üçgen içinde olduğu için sıkıntı. E o zaman kenar orta dikmesinin merkezine bakalım. Hocam şu kenara bakalım. En kısa kenar bu ya. Bu kenarın ortası neresi? Bak. Normalde şöyle dik üçgenle bakabilirsin buna. Şöyle şuradan göstereyim sana. Üçgenin içine dalmayayım. Hocam şöyle bakacak olursak. Hani birim karelerde benzerlik yapabiliyorduk değil mi? Evet benzerlik yapabiliyorduk. Şu dikeyler hep paralel değil mi? Evet. Toplamda burası 6 birim. E, 3 birim. 3 birim olunca tam ortası burası yapıyor. Hop paralelini çizince tam ortası da burası yapmaz mı bu doğrunun? Evet. Ya da kelebekten de yapabilirsin kardeşim. Hocam şuradaki kelebeğe bakacak olursak şöyle. Aa burada. Dur pardon. <laughs> Yanlış çizdim. Şuradaki kelebek gördün mü? Dostum şu kelebeğe bakacak olursan hocam 1'e 1 bir oran var. O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani tam orta noktayı bulduk mu burada? Bulduk. Tam ortası burası. Şansımıza tam buradan geçiyor. Peki kenar orta dikme merkezi diyor. Buna dik olan doğruyu çizeceğim ben şimdi. Peki buna dik olan doğru şöyle bir doğru mu? Ya da biraz daha sağa yatık bir doğru mu? Ya da biraz daha sağa yatık bir doğru mu? Bunu nasıl anlayacağız? İşte eğimden gideceğiz. Burada eğim. Arkadaşım bu doğrunun eğimi nedir? Bu doğrunun eğimine bakacağız. Şimdi bu doğrunun eğimi nedir? Hani bu doğruyla e, çizeceğim doğru dik olması lazım. Bu doğrunun eğimi şöyle tanjant alfadır. Tanjant alfa dediğim 2 bölü 6 ya da buradan çizerdim 1 bölü 3 diyebilirdim. E bu doğrunun eğimi m1 1 bölü 3 ise m2 de tam tersi olacak arkadaşlar 3 bölü 1. E hatta eksi 3 bölü 1. Eğimler çarpı eksi 1 olduğundan dolayı. E, ya kusura bakmayın ama bu soru gerçekten önemli bir soru. E, en azından analitikten sonra bir daha dönüş yapıp buraya bakın. Hocam niye böyle sorular soruyorsunuz? Ama bu tatlı soruyu da sana burada göstermek zorundayım ya. Tam yerinde göstermek zorundayım. Ondan dolayı yani. Tam çözerken biraz rahatsızlık duyuyorum ama anlamaya çalış. E, ee, bunun eğimi 1 bölü 3 ya. E, ee, eksi 1 bölü 3 de bak sola yatıklar eksi olur. Sağa yatıklar artı olur. Bunun eğimi 1 bölü 3 sola yatık. Bunun eğimi 1 bölü 3 sola yatık. Yani eksi 1 bölü 3 olacak sola yatık. O zaman eğimler çarpı eksi 1 olduğundan dolayı bu da 3 bölü 1 olmak zorunda. Sağ yatık da 3 bölü 1 olacak. Yani ne olacak? Eğimi 3 bölü 1 olacak. Yani bu ne demek? Karşı bölü komşusu. 3 bölü 1 nedir arkadaşlar? Dikeyde 3 birim yatayda 1 birim olan doğru. Dikeyde 3 birim tam buradan geçecek ya. Dikeyde 3 birim yatayda 1 birim olan doğru. İşte tam bu doğru değil midir arkadaşlar? Evet. 3'e 1 şeklinde gidiyor. Evet burada da git bakayım 3'e 1 şeklinde. Hocam şuradan geçiyor. Burada da git bakayım 3'e 1 şeklinde git. Hocam buradan geçiyor. Pardon. Şuradan 3'e 1 yapacaktım. 3'e 1 şeklinde git. Hocam buradan geçiyor. Yani cevap ya B olacak ya C olacak. İşte dik olan doğruyu bulduk mu burada bulduk. Şimdi şuna bakalım. Buna baktığın zaman da orta noktanın bu olduğunu anladın sen. Biraz önceki ispattan yapabiliriz. İşte ne bileyim hocam şu dikeylerdeki paralelliklere şu üçgene baktığın zaman zaten. Şu dikeylere baktığın zaman anlarsın zaten. Hocam burası 1, 2, 3, 4. Burası da 4. 4'e 4 eşit tam ortası burası yapıyor. Tamam bunu bulduk. Bunun eğimine bakacağız şimdi. Aa hocam bu da burada işimiz kolay gerçi. Niye? Tam birim karelerin köşelerinden geçiyor. 45-45 değil mi? O zaman öbür türlü 45-45 olan tam bu doğru. Dik olan doğru değil midir arkadaşlar? Çünkü bak burası 45. Burası da 45. Değil mi? Sonra bu dik olması için bunun da 45-45 olması lazım. O yüzden böyle böyle oldu arkadaşlar. Dik olan doğru tam burası. Birim karelerin köşelerinden geçecek. O zaman devamını getireyim. Getireyim, 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 getireyim. Abo, ne oldu? İşte kenar orta dikme merkezleri tam C karesinin içerisinde şey yaptı. Cevabımız böylelikle C oldu. Hatta üçüncüyü de çizsen. Üçüncünün de orta noktası burası. Dik çizsen tam olarak buradan geçmek zorunda arkadaşlar. Hop şöyle çizebiliriz. Ama iki tanesi bizim için yeterli oldu. Kusura bakmayın tekrardan böyle sorularda olacak arada. Tamam. Geldik örnek 11'e. ABC üçgeninin kenar orta dikme merkezi. EFD üçgeninin hangi özel noktasıdır diye soruluyor. Şimdi ABC üçgeninde kenar orta dikme merkezi diyor. Hocam kenar orta dikme merkezi mesela burası. Bu köşeye olan, bu köşeye olan ve bu köşeye olan uzakları çevre çemberin merkezinden yola çıksak sonuca ulaşabiliyor muyuz burada? Vallahi ulaşamıyoruz. Böyle güzel bir mantık çıkmadı. Başka ne yapabiliriz? Bunun kenar orta dikmesi tam bunun ortasından dik olan hocam. Bak bu buraya geliyor. Tam bunun ortasından dik olan buraya geldi. Tam bunun ortasında dik olan buraya geldi. Tam bunun ortasında dik olan buraya geldi. Çünkü büyük üçgendeki kenar orta dikmesini yazdım bak şöyle dik dik ve dikleri de şöyle gösterdim. Bak tam ortadan dik tam ortadan dik tam ortadan dik. İşte burası kesilisi. Büyük üçgende kenar orta dikme merkezi. Küçük üçgende neyin merkezidir diye soruluyor arkadaşlar bana. İşte bunu bulmaya çalışacağım. Eee şimdi ne yapacağım? Ya buradaki eşit bu da eşit. A orta taban. Hocam orta taban olması ne anlama geliyor? Bunların paralel olması anlamına geliyor. Peki bunların paralelliğini ben kullanabilir miyim? Hmm, kullanamadım. Peki şu kenar orta dikme burada kesiyor dedik ya. Devamını şöyle getirsem. E hocam şimdi paralelliği kullanabilirim. Bak hocam Z'den dolayı burası da yükseklik oldu mu? Evet dik oldu mu? Oldu Z'den dolayı. Aynı mantıkta bak şunlar birbirine paralel değil mi ort tabandan dolayı? Bunlar eşit. Bunlar eşit ort taban şunlar paralel. Paralelliği kullanamıyorum hocam. Devamını getirsem hop Z'den dolayı burası da 90 oldu. Aynı mantıktan dolayı şunlar birbirine paralel değil mi? E hocam şunu kullanamıyorum. Devamını getirsem şöyle bak yine Z'den dolayı Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Sarı üçgene bak. Hocam bu yükseklik oldu. Bu da yükseklik oldu. Bu da yükseklik oldu. E o zaman bu sarı üçgende yüksekliklerin kesim noktası oldu. Yani biz buna ne diyoruz? Diklik merkezi adını veriyoruz. Böyle sorular eskiden geliyordu. Dikkat et bu sorulara. Ya yine karşımıza çıkarsa? Değil mi? Yani bu da güzel soru aslında. Tam böyle yeni nesil sınav sisteminde sorulabilecek soru tipi aslında. Özel üçgende merkezle alakalı Gerçekten çok hoş bir soruydu. Dikkat edin buna. Yani bunları böyle bununla ilgili bir iki tane soru yaparsanız e, karşınıza çıkacak ilginç soruları da bence yapabilirsiniz. Tabi bunu yapabilmek için de hani şu paralelliği nasıl kullanacağız? İşte kenar orta dikmesi merkezi buraya kadar geldi ama devamını uzatmak falan filan. E, biz yapıyoruz ki öncesinde siz sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Sana öğrettim bu soruyu. Sonrasında buna benzer bir soru çıktığı zaman büyük ihtimalle yaparsın. Hatta bir tane daha onunla ilgili bir soru var. Bakalım ne diyor? O noktası ABC üçgenin kenar orta dikme merkeziymiş. Bak büyük üçgende kenar orta dikme merkezi oymuş. Hocam buradan dik çizdiğimde ortadan ikiye bölecek. Bak 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 bak. Şuradan dik çizdiğimde ortadan ikiye bölecek. Eyvallah. Göstereyim şöyle şunu. Ortadan ikiye böldü. Hocam buradan da dik çizdiğimde böyle ortadan ikiye bölecek. Bak şuradan da dik çizdiğimde burası tam ortadan ikiye bölecek şöyle. Hocam şurayı da ikiye parça. Buradan çizilen dik de kenar orta dikme merkezinden çizilen dik de şurayı ikiye parçaya bölmeyecek mi kardeşim? Bölecek. Evet. Şunu kullandık. Eyvallah. Buradan çizilendik, Buradan çizilendik, Buradan çizilendik. Çünkü öbürü bir işime yaramayacaktı büyük ihtimalle. Hocam bu çevrel çemberin merkezi desek. Bak her zaman işimize yaramıyor. Özellikle kenar orta dikme merkezi dediği zaman kenar orta dikme merkezini kullanmak daha mantıklı. Ama kenar orta dikme merkezinde de çember merkezi olduğunu da bilelim bu arada. E hocam ne yapacağız? Dur bakalım. O noktası ABC üçgeninde kenar orta dikme merkezi ve şu uzunluk verilmiş. İki tane KB uzunluğu. Buraya ben bir KK dersem. KK dersem. KB uzun. Pardon. Buraya KK demeyeceğim. İki tane KB uzunluğu. KB uzunluğuna K dersem. Evet burası da K oluyor. Artı BD uzunluğu. BD uzunluğu da A dersem. Şuraya da A dersem. Bu neye eşitmiş? AE. Yani 2K artı A. Burası 2K artı A yapıyor. AE uzunluğu. Neredesin AE? AE uzunluğu 2K artı A yapıyor. EB'nin uzunluğu da 2K artı A yapacakmış. A. Ebenin uzunluğu da 2K artı A yapacakmış. 2K'sı buradaysa buraya A mı kaldı? Evet. Sonra ne yapacağız burada? Sonra ne yapacağız burada? Bir de AB ile AC'yi de eşit vermiş. Bak sen şu işe. Dikkat et. AB ile AC'yi de vermiş. Yani burası da 2K artı A. Dikkat et. Şurada da 2K artı A var mı? Var. E burada da bir ikiz kenarlık var. Yani şu üçgenin de bir ikiz kenar üçgen. Hocam 2K artı A, 2K artı A. Bu da bir ikiz kenar üçgen. E ikiz kenar üçgenleri kullanacağız şimdi. O noktası ADE üçgenin nesidir diye soruluyor. ADE üçgenin nesidir diye soruluyor. Şimdi ben şunu kullanayım. Buradaki x kenarlık verilmiş ya. Şu x kenarlığı kullanmam lazım. Hocam bu x kenarda bak ortadan dik çizilmiş bu. Bak şu üçgeni düşün. Şimdi şu üçgene açıyoruz ve bu üçgeni düşünmeye devam et. Bu üçgen bir x kenar üçgen ve burada kenar orta dikmesi var. Aa hocam bu kenar orta dikmesi bunun devamı ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Çünkü niye? İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölüyordu. Değil mi? Yani bunun kenar orta dikmesi yükseklikten geçer. Yani E köşesinden geçer. Peki bu çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay değil mi? Evet. Öbürüne gelelim. Hocam şimdi bu üçgene bakıyoruz. Bak şu üçgene bakıyoruz. Bu üçgende de hocam ikiz kenar üçgen ya. Pardon şuraya sildim. Şu ikiz kenar üçgen ya. Bak dikkat et. Bu ikiz kenar üçgende. Hocam bu da orta dikmesi. Bu orta dikmesi olduğu için. İkiz kenarda çizilen kenar orta dikme aynı zamanda yükseklik olmak zorunda değil mi? Evet. Buradan da bunun orta dikmesi yükseklik, yükseklik olmak zorunda. Ve aynı zamanda bu da açı ortay değil mi kardeşim? Açı ortay. Hocam buna nokta nokta yazdık. Buna çizgi çizgi yazsak. Kardeşim büyük ikizkenar üçgen ya. Buradaki açılar da eşit olduğu için nokta nokta yazdır. Sen istersen çizgi çizgi yap. Bu fark etmez. E şimdi ne oldu? Büyük üçgene bak bakalım. Hocam büyük üçgende E'den gelen açı ortay burada kesişti. D'den gelen açı ortay burada kesişti. O zaman O noktası büyük üçgende iki tane iç açı ortayın kesim noktası değil mi? Yani biz buna ne diyoruz? İçte çemberin merkezi adını veriyoruz kardeşim. Evet zor bir soru ama bu sorular alışmanız lazım. Ya karşımıza çıkarsa değil mi? Her şeye böyle kendimizi hazırlamamız lazım dostlar. O yüzden bu soruları çözdük. Valla canınızı okuduk biraz ama yapacak bir şey yok. Geldik şuraya önemli bir notumuza. Eşkenar üçgende bütün merkezler aynı noktadadır. Evet arkadaşlar bu bilgiyi de bilelim. Eşkenar üçgende zaten sen bunu biliyorsun. Çizilen yükseklik. Hocam çizilen yükseklik. Çizilen yükseklik. Bak şimdi. Bunu inceleyelim. Sonra bunu kullanacağız çünkü. Özellikle çemberde memberde karşımıza çıkacak. Dikkat et. Hocam çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Tabi bu eşkenar üçgense tabii. Aynı zamanda açı ortaydır dediğimiz 30-30 değil mi? E bu da 30-30 açı ortaydır. E bu da 30-30 açı ortaydır. Hocam diklik merkezi burası. Hocam ondan sonra açı ortayların kesim noktası burası. Yani işte çemberin merkezi burası. Sonra başka ne var arkadaşlar? E bu çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Kenar ortay. Kenar ortay. Aa hocam kenar orta dikme merkezi burası. Gördün mü? Kenar orta dikme merkezi burası. Başka ne kaldı ki? Ağırlık merkezi zaten burası. Ha ben burada bütün merkezler aynı noktadadır yazmışım ama bir tek dış teğet çemberin merkezi hariç arkadaşlar. Dış teğet çember merkezi hariç. Tamam mı? Onu da ekleyelim buraya. Evet fark ettin mi? Tekrar sayalım. Hocam en baştaki konudan itibaren başladım. İç teğet çemberin merkezi evet iç aç ortayların kesim noktası. E, ondan sonra dış teğet çember merkezi değil. Ağırlık merkezi evet kenar ortayların kesim noktası. Sonra diklik merkezi yükseklerin kesim noktası. Sonra e, çevrel çemberin merkezi. Hocam çevrel çemberin merkezi olduğunu nereden biliyoruz? İşte burası A iken burası 2A ya. Hocam aynı şekilde yükseklikler birbirine eşit. A iken 2A. A iken 2A. E şöyle bakacak olursak bir noktadan üç köşeye olan uzakları birbirine eşit. Çevrel çemberin merkezi. veya ya da şuradan diyebilirdik hocam. Kenar orta dikme merkezi oldu aynı zamanda. Kenar orta dikme merkezi de çevrel çemberin merkezidir aynı zamanda. Hatta işi biraz daha şey yapalım mı arkadaşlar? Hop çemberi çizdiğim zaman şöyle bir çember. işte çevrel çemberin merkezi burası yapıyor. İşteye çember hatta çevrel çemberin yarı çapı büyük R ile göstereyim. 2A yapıyor. İşteye çemberin yarı çapı ne oluyor hocam? İşte çemberin yarı çapı tam buradan 90'ların olduğu yerden geçen. Tam şuradan geçen yapıyor. İşte çemberin yarıçapı da A yapıyor. Onu da küçük R olarak gösterelim. A yapıyor. Hatta şurada şuna dikkat et. Bu yarıçap, Bu da işte çemberin yarıçapı A. Hatta bunu da büyük işte büyük çevrel çember merkezi ya 2A olacaktı ya. Hatta burası da ne yapıyor? A yapıyor. Bak A A A olayı da oluşmuş oluyor. İşte çemberi ve çevre çemberini de bu şekilde sana göstermiş olayım. Çünkü ileride karşımıza çıkacak. Evet gençler bitirdik mi yoksa? Evet. Sırada ne var? Testler var. ÖSYM tarzı testler var. Bu haftayı bitirdik arkadaşım. 8. haftayı. O zaman bir sonraki haftada 9. haftada ne yapıyoruz? ÖSYM benzeri soruların testlerini çözeceğiz bir sonraki haftada ve üçgenleri tam anlamıyla bitirmiş olacağız. E o zaman ne diyoruz? 9. haftada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.